Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi son depremde de gördüğümüz gibi sivil savunma teşkilatından herkes memnun, gayretlerinden herkes memnun. Keşke orada acı kayıplarımız da olmasaydı, kayıplarımız olmasaydı ve daha güzel bir ortamda sizleri ziyaret etmiş olurduk. Ama şehitlerimize, deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerek savaşta, gerekse tabii afetlerde, bu depremde hayatını kaybeden genç çocuklarımıza, ebeveynlere, diğer ailelere, hepsine hayatlarını kaybettikleri için onlara rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Ama sivil savunma teşkilatımız çok daha güçlü hale getirilmelidir. Sivil savunma teşkilatına devletimiz ve hükümetimiz daha çok önem vermelidir. Bu disiplinli çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınızdan dolayı da tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra böyle tabii afetler olmaz, deprem olmaz ama ülkemizde sürekli olarak yangın çıkıyor, kazalar oluyor. Sel felaketleri oluyor, sivil savunma işte deprem oldu, sivil savunma en önde koşuyor ve buralara yardım yapıyor. İnsani vazife olarak sivil savunma daima en önde oluyor. Tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim ulusal devletimizdir ve bu ulusal devletimizde sivil savunmanın yeri çok ayrıdır, bambaşkadır. Her gelen sivil savunma başkanı birçok katkılar yaparak, sivil savunma teşkilatını daha güçlü hale getirerek bu görevden ayrılıp başka göreve gitmektedir. Sizlerin çalışmalarını da yakinen takip ediyoruz ve takdir ediyoruz ve tebrik ediyoruz. İnşallah devletimizde, hükümetimizde, halkımızla dayanışma içerisinde daima başarıya imza atacağınıza inanıyorum ve sizleri tebrik ediyorum. Olabilecek en hızlı şekilde hem deniz yoluyla hem hava yoluyla uçak ayarlanmasını müteakip ekiplerimizi gönderdik. Ben de sizlerin huzurunda da görev alan tüm personelime teşekkür ediyorum. İnsanüstü bir gayretle çalıştılar ama çok üzücüdür ki çocuklarımızın hepsini sağ kurtarmak isterdik. Bu mümkün olmadı enkazın durumundan dolayı. Ancak çok süratle enkazın bütün arama kurtarmasını 6. gün tamamlayabildik. Depremde malumunuz biz de bir personelimizi kaybettik. Onun da ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum amaç anlamsız olduğu için. Bundan sonra da malum sizin de söylediğiniz gibi Sayın Meclis Başkanım, doğal afet ne zaman geleceğini bilemiyoruz. Ancak her an hazır olmamız gerekiyor. Sizin ifade ettiğiniz gibi hem personel hem malzeme tesisat açısından bizim gelişmeye ihtiyacımız var. Daha fazla personele ve malzemeye, araç gerici ihtiyacımız var. Bu konuda da her zaman olduğu gibi destekliyorsunuz. Bunun için de sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah afetsiz günler umut ediyorum. Olabilecek bir şeyde de tüm vatandaşlarımıza hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.